Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bu bölümün konuğu Müzik Yorumcuları Birliği MYOR 1 Başkanı sevgili Burhan Şeşen. Burhan abicim hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Canan, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Burhan abi şimdi 1 Haziran itibariyle yarı normalleşme kararları alındı Türkiye'de. Ama bazı sektörler 16 aydır normalleşemiyor ne yazık ki. Normalleşemediği gibi devletten de tam anlamıyla bir destek göremedi. Müzik sektöründen bahsediyorum. Senin de uzun yıllardır içinde olduğun. Ama geçtiğimiz hafta Haluk Levent, Ceylan Ertem, Gripin, Manga ile birlikte sen de Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Ve hepimizin gözü kulağı aslında o ziyaretin sonucunda. Bizden daha çok belki de müzisyenlerin gözü kulağı o sonuçta. Orada aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in grup toplantısına da dahil oldum ve kürsüde çok etkileyici bir konuşma yaptın. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra nasıl bir sonuç çıktı? Güzel haber var mı Burhan abi? Bunu merak ediyoruz en çok. Şimdi hemen bir şey düzeltmek istiyorum. O Haluk Levent'in önce olduğu şeyi maalesef gerçekleşemedi. O bir nedir onun ismi? Bir proje olarak kaldı. Ama biz Haluk Levent'le sonra Ankara'da buluştuk ama o saydığın isimlerle bir o toplu bir organizasyon yapamadık. Sebebini bilmiyorum çünkü Haluk düzenlemişti. Vallahi bu 15 gündür sürekli bir Ankara İstanbul trafiği içerisindeyiz. Ben Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve diğer müzik meslek birlikleri ve STK'lar olarak müzikle ilgili uzun uzun konuştuk. Yani hakikaten artık şeyden de sıkıldık Canan. Yani sürekli devletten bir şey istiyor konumunda olmaktan da sıkıldık. Tabii. Biz sadece iş alanlarımızın normalleşme sürecinde açılmasını istiyoruz. Hatta bunun için dün yapılan toplantıda bir güvenli sahne diye yeni bir projeye de başlamak istedik. Hatta biraz önce haberi geldi, bir mesaj geldi. Müzisyenlerin aşılanması ile ilgili bir liste vermiştik. 31 bin kişilik bir liste vermiştik. İlk aşamada kayıt altına aldığımız müzisyenlerin aynı zamanda bu adedi. Yani oradan başlayarak demek ki ilk adım da umutlu oldu. Yani dün ayrı ayrı görüşmeler yaptık. İşte Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile aramızda böyle kimi zaman toplu olarak katıldık, kimi zaman bölüştük randevuları. Ama çok olumlu bir gün geçirdik dün gerçekten de. Yani hem bu bakanlığın yaptığı son destekte biliyorsunuz bir hata vardı. Sadece vergi mükellefi müzisyenler bu son 3 Maalesef. bin hibeden faydalanabileceklerdi ama konuşmalarımız sonrasında bütün STK'ların ve meslek birliklerinin bu karardan vazgeçildi. Bunun için çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz bu kararın alınmasında irade gösterenlere. Bir de dediğim gibi yani biz hep normalleşme yani bir sürü örnekler var Türkiye'de baktığımızda. Binlerce kişinin katıldığı kurultaylardan tut da uçaklarda dip dip oturmaya ne bileyim tarikat şeyhlerinin cenazelerinin yüzlerce kişiyle kılınmasından tut da en büyük işte var. Hepimiz biliyoruz ve niye hep bu müzik yani neredeyse 16 aydır hakikaten Kültür Bakanlığı'nın desteği de olmasın bu son destekleri gerçekten hayatımız çok çok zor. Bir sürü arkadaşım, genç arkadaşım biliyorsun. Müzik sektöründen koptu. Aileleri eskiden onların müzisyen olmasını desteklerken şimdi baktı bu sahipsizlik karşısında. Hiç Canını kimse artık. kıyanlar oldu. En Evet, acısı da belki de yani. maalesef. Yani sanıyorum Perşembe günü Kültür Bakanımız kabineye hani bu açılma ile ilgili sanıyorum yani öyle bire %100 bir şey söylemediniz ama ben konuşmalarında öyle anladım. Sanıyorum kabineye bu benim bir saatlerin 23.30 24'e çekilmesi konusunda bir görüş sunacak büyük ihtimal. Onun için biz de Perşembe gününü heyecanla merakla bekliyoruz O bakalım ne halde olur. şu an kesin bir sonuç yok bununla ilgili Yok. hala bir Yok. teklif Şimdi aşamasında. şöyle bir durum var. Şimdi yani Kültür Bakanı'na böyle birebir çok görüşmeler de yaptım. Yanlış yerde arıyorsunuz. Yani bunun muhatabı İçişleri Bakanlığı değil, Kültür Bakanlığı da değil bu ihalelerin açılmaması. Bilim kurulu olduğunu söylüyor. Şimdi biz de madem öyle dedik, durum buysa eğer bu açılma yine sağlanmazsa bu hafta, bu sefer bilim kuruluna gideceğiz. Yani bilim kurulu kimi gösterecek bilmiyorum. Kimi gösterirse ona gideceğiz. Yani biz bu işin sorunu bırakmayacağız. Yani bu Burhan abi peki
Sana bu açıklama biraz tuhaf gelmedi mi? Yani bu kararı bilim kurulumu alıyor müzisyenleri. Şimdi ben zaten direkt şöyle söylüyorum zaten. Bakın efendim diyorum, bu içki, yapılan içki yasakları. Ondan sonra hep içkili yerlerin böyle görmezden gelinmesi, insanların yaşam şeyine müdahale ettiğiniz olarak algılanıyor. Yani herhalde diyorum bunun herhalde farkındasınızdır. Hiç alakası yok. Dünyadan örnekler veriyor. Ben de bazı örnekler veriyorum ama iş geliyor, bitiyor. Sonra da bilim kuruluna patlıyor. Yani onun için de şimdi bakacağız. Yani ben onun için yarında umutluyum ama olmazsa bu sefer de bilim kurulu, hatta elimizde bir takım raporlarla gideceğiz bu sefer. Yani madem bilim kurulu, o zaman bizi bilimsel olarak gidelim diye. Ama benim umudum sanki yarın bir, yani Perşembe günü, yarın evet Perşembe günü pardon, bir açılış sağlanacak. Yarın bir şey var mı? Bir açıklama var mı bununla ilgili? Yarın benim herhangi bir açıklamam yok. Şimdi Fahrettin Koca tweet atmış. Hemen onu sana paylaşayım. Çok şey yani, içimizi ısıtan bir tweet. Hem müzisyenleri ilgilendiren bir tweet, hem de dizi sektöründe çalışan arkadaşlarımızı. Sen Yeni de belki attı oradan görebilirsin. galiba, değil mi tweet'i? Aşı programımızda bir grubun da aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları ekleyerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin falan. Yani hakikaten aslında dizi sektöründe çalışan arkadaşlar da, onlar da çok bir sağlık, zor şartlarda çalıştılar gerçekten de. İyi oldu. Yani aslında son günlerde bir kamuoyu oluştu müzik sektöründe özellikle. İlk kez Cumhurbaşkanımızın hakikaten ağzından bir müzik lafı çıktı, sanatçı lafı çıktı. Ama benim bir bakışım var. Yani Diyoruz ben yani, değil mi buradan? ya ben şöyle diyorum, yani bir kamuoyu oluşturmak için sadece kendi görüşümüzdeki insanların şeyleri yetmiyor. Taraftar olmaları yetmiyor. Mutlaka bize karşıt görüşte olanları da ikna etmemiz lazım. Kesinlikle. Ben o bakımdan da İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşmayı, yaptığım konuşmayı orada izledim. Yani ben beğendim kendi yaptığım konuşmayı. Zira insanlar hakikaten şeyden çok bıkmışlar Canan. Bağırış çağırış, yani sıkıntını derdini hep bağırarak Evet, yani anlatmaktan ben de aynı gerçekten. şeyi hissettim. Oraya çıktığında Burun abi, yani dedin ya hani, hiç mi bir şarkım sizi duygulandırmadı? Ya da işte hani askerlikten örnek verdiniz, okul döneminden örnek verdiniz. Yani bu konuşmaları özlemişiz. Gerçekten çok özlemişiz. İşte Evet. sanatçının farkı çok büyük ortaya çıktı orada. Evet, gerçekten ben de izlediğiniz zaman o, yani kendi, yani sanki başka birine bakıyor gibi. Çünkü ben hakikaten yalan değil, 4-5 yıldır şeyler haricinde, bu platformlar haricinde hiç televizyon neredeyse seyretmiyorum. Yani gerçekten bu. Ve ne zaman açsam 4-5 adam bağırıyor. Sürekli bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Yani ve bir söylediğim laf, hani karşı fikirde olanları da ikna etmemiz gerekiyor. Onun için konuşmada Osmanlı padişahlarından da örnekler verdim. Yani Osmanlı padişahları da müziğe meraklıydı. Yani onu da görsünler. Neyzenler var, tamburiler var, besteler yapanlar var. Yani müzik kötü bir şey değil yani. Çünkü işte hep sanki öyle bir algı var. Türkiye'de müziğin ve müzisyenin algısı da yanlış. Ne Yani kötü ya, ne müzisyen kötü deyince bunu herkesin söylemek aklına, zorunda kalmak. duyamadım. Ne kötü bu cümleyi kurmak zorunda kalmak. Müzik kötü bir şey Evet. değil demek. Ne kötü yani. Evet. Orası da öyle. Ne yapalım? Bu dönemde bize denk düştü. İşte. Yapacak bir şey yok. Ama ben bu aralar niyeyse çok umutluyum. Her şeyin biraz daha iyiye gideceğini düşünüyorum mesela. Ben de öyle. Ne güzel umut verdin Burhan abi. Yani hakikaten böyle. Özellikle de dedin ya, bir kamuoyu oluştu. Bu arada ya, onu da söylemeden demeyeceğim. Gözünü yumma, sahneye sahip çık kampanyası çok çok güzel bir kampanyaydı. Çok değerliydi. Sence neden şimdiye kadar böyle bir kampanya yapılamadı Burhan abi? Ya şimdi çok bölük bölük. Şimdi sen de mutlaka eminim öylesin. Yani bir sürü WhatsApp gruplarımız var. Senin de kendi alanında, bizim de var müzikte, ama bir tek bir ses çıkaramıyoruz bir türlü. Herkes bölük bölük, bölük bölük, bölük bölük. Onun için de bir çatı örgüte ihtiyacımız var bizim. Yani sadece meslek yetmiyor. Bence sendika da yetmiyor. Daha üst bir çatı örgütü. Hatta o Ankara'daki toplantıda Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Şeref Bey, hatta o da onun öyle bir şeyden bahsediyor. Biz hepimiz tabii ki oy birliğiyle, zaten biz de onun eksikliğini hissediyoruz. Yani bunun içinde akademisyenlerin de olacağı, hukukçuların da olacağı, eminim müzik yazarlarının da olacağı bir platformdan yani bahsediyoruz. Bir Kesinlikle. sivil inisiyatiften.
Bunun çok eksikliğini çekti müzik sektörü. Gerçekten bu pandemi döneminde zaten bu var olan bir sorundu ama pandemi döneminde insanlar artık canına kıymaya kadar başlayan bir açlıkla karşı karşıya kalınca bu tabii doğal olarak artık çok belirgin oldu yani. Evet, kayıtsız müzisyenler. Gerçekten sadece TC kimlik numaraları var. Yani günübirlik YM'yle çalışan insanlar. Hiçbir sosyal hakları yok. Sigortaları yok. Emeklilik hakları yok baktığınız zaman. Yani hakikaten çok hepimizde bir hata var. Yani sadece devleti suçlayarak da ben öyle bir yere gideceğimizi düşünmüyorum. Tabii yani tabii, bir zamanında belki de 3 kuruş bir belge verseydi bir şey olsaydı veya çalıştığımız yer o bizi günübirlik bir sigortalasaydı belki bunlar da olmayacaktı. Ama artık olmuş. Hani ne diyor önümüzdeki maçlara bakacağız diye maalesef böyle bir durum var. Ben şeyi de çok merak ediyorum tabii. Şimdi hani o kürsüde yapmış olduğun konuşma çok çok kıymetli, çok değerliydi ama iş oraya kadar nasıl geldi o süreç? Yani Meral Akşener'den mi size teklif geldi? Nasıl oldu o görüşme, oraya gidiş süreci? Çok ağır yolda apar topar gittim diyebilirim. Hepimizin çok bildiği, çok tanıdığı, çok sevdiğim bir gazeteci arkadaşım söyledi ama isim vermeyeceğim. Çünkü dünya görüşü bambaşka olan bir arkadaşım, benim gibi. Onun için ben nasıl olur falan filan dedim. Sonra yöntem burada danıştım tabii, New York'ta arkadaşlara. Dediler ki onlar da çok faydalı olacağını düşündüler. Ve hakikaten iyi ki de gitmişim yani. Gerçekten çok faydalı oldu. Onun için hep teşekkür ediyorum. Çünkü orada konuşmak çok farklı. Ben yıllardır biliyorsun sahneye çıkıyorum. Ufak gazeteyim ama orada resmen var ya. Yani çok sabah 4'e kadar uyuyamadım. Yazdım, çizdim, bozdum, bir daha yazdım, ettim falan filan. Çok enteresan bir yerde yani o meclis, keşke hani bütün partilerin olduğu bir mecliste bir konuşma yapabilseydim. Yani o öyle bir keşke. Çok farklı olurdu. Çok farklı. Yani herkes duyabilseydi. Ama yani yine de sesimizin çok iyi duyulduğunu şey yapıyorum, hissediyorum. Onun için de teşekkür ediyorum bütün İYİ Parti yönetimine dair. Yani bence sadece müzik camiasından değil, hepimize bir güç ve cesaret verdin. Yani gerçekten çok kıymetliydi. Ben kendim çok sağ ol, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Özlediğimiz manzaralar bunlar. Bir sanatçının halka hitap etmesi. Bir de epeydir hani göremiyoruz sanatçıları böyle hitap eder şekilde, ne yazık ki canlı kanlı. O yüzden güzel bir hasret gidermeydi. Sağ olasın. Şeyle ilgili yorumun nedir Burhan abi? Red grubu Maçka Parkı'nda açık havada bir konser verdi ve çok güzel bir ilgi gösterdi halk. Yoğun bir ilgi gösterdi. Ama tabii bazı medya organları da bu durumu eleştirmişler. İçinde muhalif olarak anılanlar da var. İşte sosyal mesafe, maske kuralları hiçe sayıldı gibi. Nasıl değerlendiriyorsun Red'in bu? Ya Canancığım, inan dün 3 toplantı var. Bugün de araba kullanarak geldim. Tamam. Ve inan haberim oldu. Yani telefonla falan ettiler ama inan tam içeriğini bilmiyorum. Ama ben her türlü yani Doğan da çok aklı başında çocuktur. Güneş de öyle. Yani yaptılarsa sanki benden izlemedim ne olduğunu hakikaten bilmiyorum. Ama bence doğru bir iş yapmışlardı şu anda ilçeyi o daha izlemeden etmeden. Ya şimdi bana kimse daha açıklayamadı. Sosyal mesafe yapıyordu, ne olur kimse gelmesin artık. Yani sosyal mesafeyi gördük yani. Yani ne o? Hani annem içeriden birden seslenince dedim ne oldu? Çok sevgiler, selamlar anneniz. Yani sosyal mesafe artık şeyine sığınmasınlar yani. Yani çünkü bunu gördük öyle olmadı. Yani onun için de eğer eleştirdikleri sosyal mesafe kuralıysa bence doğru bir eleştiri değil. Eğer başka bir eleştirisi varsa, çocuklar başka bir söylemde bulundularsa. Yok, sadece buna yönelik bir takım. Bunu bazı muhalif olarak anılan gazeteler yapmış yani, o da çok ilginçti. Allah Allah, bu enteresan geldi yani. Evet, bir de çok yani henüz yayına başlamadan önce önüme ilginç bir gönderi düştü Twitter'da. Bir Twitter kullanıcısı, Twitter fenomenlerinden biri paylaşmış. Açık hava yaz konserlerinin başlayacağına dair bir duyuru mesajı gelmiş telefonuna. İşte belli sanatçıların isimleri var mesajda. Böyle garip bir şey var. Yani insanlar da açık hava konserleri mi başlıyor acaba gibi bir
heyecanı kapılmışlar. Bu konu hiç konuşuldu mu bakanlıkta? Böyle bir talep. Evet, bu konu da konuşuldu. Şimdi zaten bir tam açılma sağlanacak ama biz onu biraz öne çekmeye çalışıyoruz açıkçası. Yani çünkü insanlar hakikaten çok mağdur oldu, artık dayanma gücümüz yok. Yoksa hani 1 Temmuz'da bence kesin bir açılma olacak ama biz onu daha öne çekmeye. Açılacağız diyorsun. Evet. Yani gece en azından 24'e kadar tam açılma sağlanacak ama işte 5 ruhsat dediğimiz bazı yerler var. Bunlar pavyon olarak geçer ve de Çikili Gazino gibi onların tam ruhsat şeylerini bilmiyorum. Ama onlarla ilgili hala bir net bir karar yok. Biz konser yapılabilen bütün mekanların açılmasını rica ettik bakanımızdan. O da tabii görüşecek işte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı falan. Ama bizim bütün isteğimiz, çünkü orada çalanlar da bir sürü değerli müzisyen var. Pavyonlarda çalan arkadaşlarımız da var. Onlar da tabii çalışan şarkıcı, yorumcu arkadaşlarımız var. Onlar da çok mağdur durumdalar. Onun için biz tam, yani bütün müzik yapılan yerlerde bir tam açılma sağlanmasını istiyoruz. Mesela bunlar en büyük zararı görenler, ben sana söyleyeyim, asıl performans mekanları. Yani Değil İF mi? gibi, Drak gibi, ondan sonra Joker gibi. Çünkü onlar, müzik olmadan onların hayatı yok. Yani onlar Aynen ancak müzik olacak ki biri oraya gitsin. Kimse oraya Joker'e boşken gitmez veya herhangi bir yere. Hayal kahvesi. Çünkü manzara yok, bir şey yok. Tamamen müzik üzerine kurgulanmış bir yer. Onlar da çok mağdur. Yani onları da hatta Yunus Emre'nin toplantıya ben rica ettim. Orada bütün arkadaşı STK'lara. Dedim iki tane dedim arkadaşımız gelecek. Temsilen bu yeme içme sektöründeki müzikle ilgili. Onlar da sıkıntı anlattılar. Biz onları da yine tekrar Kültür Bakanımıza aktardık. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir sektör. Yani sadece müzisyenlerden oluşan bir sektör değil, müzik sektörü diye baktığınız zaman. Onun için tabii ki onların da hakkını arayacağız. Yani herkesin hakkını arayacağız. Rodisinden astrolojisine kadar. Onu da yaptık. Onları da bildirdik. Bakanımız onları da dinledi. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. O zaman Perşembe gününü hep birlikte biz medya olarak, siz de asıl konunun muhatapları olarak, müzisyenler olarak heyecanla bekliyorsunuz. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? O sunulacak tekliften olumlu bir cevap gelecek mi? Umarım gelir. Siz umutlusunuz gördüğüm kadarıyla. Ben artık ne yaptığımı bilmiyorum Canan. Anlayabiliyorum. Yani hak da veriyorum Burhan abi. Çok çok uğraştın en başından beri. Aman aman böyle böyle deme, sonra yanlış anlaşılıyor. Boş ver, hep beraber uğraştık diyelim. Olsun, geçsin gitsin ya. Sonra aman, benim hiç biliyorsun, ben hep böyle ben diye konuşmayı hiç sevmem. Hep biz diye konuşurum. Onun için boş ver. Hep beraber yaptık, bir şey yaptıysak. Emeklerine sağlık bir kez daha. İnşallah güzel haberler alırız. Sağ ol, sağ Bol ol Canan'cığım. yorgunusun. Yoldan geldin. Seni çok fazla tutup yormak istemiyorum Tamamdır, daha sağ fazla. olasın. Çok teşekkür ederim. En Çok kısa zamanda görüşmek üzere, bekliyoruz, tamam. sağ ol. Geleceğim. Geleceğim. Hadi bay bay, Kendine iyi öpüyorum bak. Canan. Hoşça kal. Ben Sağ de olasın. öyle. Görüşürüz. Bay bay.